İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Yaz Üniversitesi'nin önemli etkinlikleri. Batı Ermenistan'ın Bağış-Bitlis bölgesinde üzüm hasadı başladı. Artsakh Devlet Başkanı Bakor Sahakyan, Ermenistan Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Komisyonu heyetiyle bir araya geldi. Lavrov, Suriye'deki savaşın sona erdiğini açıkladı. Trump, İran, ABD ile müzakere etmek istiyor. Binlerce yetim kalmış Ermeni çocuklarını kurtaran Sarah Bolling'in heykeli Kanada'da açılacak. Batı Ermenistan, Müttefikler Yüksek Komiserliği tarafından Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan Devleti'ni 1920 yılında resmen tanıdı ve böylece Ermeni halkına adalet sağlandı. Batı Ermenistan oğulları, müttefikleri ve bağlı güçlerin desteği olmadan uzun süre yaşayamazdı. Bu nedenle Batı Ermenistan yine Kemali Silahlı Kuvvetler tarafından işgal edildi. Ermeni nüfusu ardışık Türk hükümetleri tarafından gerçekleştirilen soykırımın ardından 1921-1922 yıllarında Batı Ermenistan'dan tehcir edildi. Bugün, 100 yıl sonra Cenevre'de düzenlenen resmi toplantıda Batı Ermenistan'ın Ermeni halkının yasal temsilcileri, Ulusal Konsey'den, parlamentodan ve hükümetten tüm dünya önünde kendi devletinin haklarını geri almaya isteklidir. Bunlar Yaz Üniversitesi'nin üyeleri olarak biri 7 Eylül 2019, diğeri 8 Eylül 2019 tarihinde olmak üzere iki konferans düzenlediler. Yaz Üniversitesi'nin amacı tatil sonrası siyasi organlar için yeni bir çalışma dönemi başlatmak ve politik liderlerin geçen yılın sonunda ve başında siyasi eylemlerini özetlemelerini sağlamaktır. Batı Ermenistan'ın Ulusal Konseyi, parlamentosu ve hükümeti, kurucusu Boğuz Mubar Paşa'nın başlattığı Batı Ermenistan Devleti'ni yeniden inşa etme hedefini sürekli takip ediyor. 7 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen konferans, Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan tarafından Batı Ermenistan Devleti haklarının ve 19 Ocak 22 Kasım 2020 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında gerçekleşecek olan Sevr Antlaşması'nın sunumuna adandı. Ulusal Konsey üyeleri ve Batı Ermenistan Parlamentosu üyeleri yakında yürürlüğe girecek olan Sevr Antlaşması'nın asırlık olaylarını resmileştiren bir kararname ve taslak hazırladılar. 8 Eylül 2019 tarihindeki konferans için bazı konuşmacılar, özellikle Batı Ermenistan Parlamento üyesi Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Lidya Markosyan, aşağıdaki konuları planladı ve detaylandırdı. Yerli halkların hakları, Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi'nin kabulünden 12 yıl sonra. Batı Ermenistan'da Ermenilerin haklarına ilişkin uluslararası sarf edilmiş çalışmalarla ilgili haberler. Sömürgecilik ve yeni sömürgecilik. Ulusal kurtuluş mücadelesine başvuranların temel ilkeleri. Artsakh ve onun halkının bağımsızlığı sorunu. Ermeni mirasının korunması konusunda hukuki sorunlar, Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 2011'den beri Ani'yi UNESCO Dünya Mirası alanı olarak dahil edilebileceğini hatırlatması için bir fırsattı ve Türkiye'nin davası UNESCO'ya yönelik iddiasının yalnızca bu protokole dahil edilmesi olmasıydı. Neticesinde bugün Ani Ören Yeri UNESCO'nun himayesinde Dünya Mirası statüsü sayesinde yeniden doğmaktadır. Ayrıca Fransa ve Avrupa'da Ermeni Ulusal Konseyi'nin güçlendirilmesi konusunu geliştiren Batı Ermenistan Konsolosu Remi Makinajyan'ı misafir etmekten onur duyduk. Batı Ermenistan'ın Bağış-Bitlis'in köylerinde üretilen üzümden bu yıl 12 bin ton verim bekleniyor. Özellikle bölgenin üzüm ihtiyacını karşılayan köylüler kuru üzüm, pekmez ve pestil yapıyor. 12 çeşit üzüm yetiştirildiği bölge halkının özellikle miri adlı siyah üzüm yetiştirmeyi daha fazla tercih ettiği kaydedildi. Genelde üretilen ürünler iç piyasada sofralık olarak üretilmektedir. Sofralık üretiminin yanında ilçe halkı tarafından genelde kışlık üretim amacıyla pekmez, kuru üzüm ve pestil yapılmaktadır. Üzüm genel olarak Hizan, Tatvan ve Bitlis merkezde üretiliyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan 13 Eylül'de Dikran Agopyan Başkanlığındaki Ermenistan Cumhuriyeti Televizyon ve Radyo Komisyonu'nun heyetiyle bir araya geldi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armen Press'e aktarılan habere göre toplantıda
Artsakh Cumhuriyeti Kamu Hizmetleri ve Ekonomik Rekabet Yönetmeliği Devlet Komisyonu Başkanı Mikhail Virapyan ile Artsakh Cumhuriyeti Kamu Televizyon ve Radyo Anonim Şirketi İcra Müdürü Meri Davityan, telekomünikasyon alanında iki Ermeni devleti arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesiyle ilgili bir dizi konuyu tartıştı. Armen Press tarafından bildirildiğine göre, Trud gazetesi ile yaptığı röportajda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki savaşın sona erdiğini söyledi. Suriye'deki savaş gerçekten bitti. Ülke yavaş yavaş normal barışçıl bir hayata dönüyor diyen Lavrov, ayrı ayrı gerginliklerin Suriye kontrolünde olmayan bölgelerde kaldığını belirtti. Özellikle İdlib ve Fırat Nehri'nin doğu kıyısında. Bakan, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tekrardan sağlamaktan yana olduğunu vurguladı. Armen Press'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilere verdiği demeçte Tahran'ın Washington ile müzakereye hazır olduğunu söyledi. Trump, "İran buluşmak istiyor." dedi. 11 Eylül'de Bloomberg ajansı Trump'ın Beyaz Saray'da İran karşıtı yaptırımları gevşetme olasılığını tartıştığını bildirdi. Ajansa göre Beyaz Saray yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri ve İran Cumhurbaşkanlarının New York'ta olası bir toplantısı için hazırlıklara başladılar. Interfax, Trump'ın daha önce birkaç kez yaptığı açıklamada amacının İran'ın mevcut liderlerini devirmek olmadığını belirtti. Osmanlı Türkiye'sinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasında binlerce yetim kalan, Ermeni ve Rum çocuklarını kurtaran bir hemşire Sarah Colling'in bronz heykeli Kanada'nın Yarmouk kentinde dikilecek. 1918'de Sarah Colling, Orta Doğu'ya Yardım Komitesi'nin çabalarına katıldı. News IM'in aktardığına göre heykelin Montreal'de yaşayan Ermeni kökenli Karen Bedrosyan tarafından yapıldığı ve Eylül ayında Sarah Colling'e adanmış etkinlikler kapsamında tanıtılacağı Armenian Weekly adlı haftalık dergi tarafından belirtildi. 2016 yılında Sarah'ın kahramanlık başarısına adanmış Sarah Colling topluluğu Kanada'nın Yeni İskoçya kentinde kuruldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı folk topluluğundan Gomidas Vartabet'in Bark Arev adlı eserini sunuyoruz. Palets partu hayu hama erkir dartu ave Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.